Çiçeklerin taklit yeteneği. Birçok çiçek arıları, kuşları ve böcekleri çekmek için kokularını yayar ve onlara tatlı nektarlarını sunarlar. Ancak koku üretimi gibi nektar üretimi de bitki için oldukça yüksek enerji kaybına sebep olur. Bu yüzden bazı bitkiler arılar ve kuşlar için nektar sunamazlar ama nektar sunan başka bitkilerin kokularını taklit ederek hayvanları çekerler. Örneğin Avrupa kantaronu onlara sunacak nektarı olmasa da başka bitkilerin kokularını taklit ederek arıları, kelebekleri kendine çekmeyi başarabilir. Bazı bitkilerin taklit yeteneği kokuyla sınırlı kalmaz. Örneğin erkek bir arı için arı orkidesinin sadece kokusu değil, görüntüsü de tamamen bir dişi arıya benzer. Kandırılan erkek arı, dişi bir arı sandığı orkidenin yapraklarına çiftleşmek için konar ve bu şekilde arı, kanıp konacağı bir başka arı orkidesine polenleri taşımış olur. Çiçekler sadece arıları taklit etmez. Arıları kelebekleri ve böcekleri çekmek için çok çeşitli taklit yapabilirler. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir.